Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, bu sunumda 13 Kasım 2021'de vefatının 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz batılı ilim adamı Ignaz Gozier ile ilgili daha önce yapmış olduğum ve kendi web sitemde paylaşmış olduğum Gozier'i anlamak, Understanding Gozier adlı dosyanın içeriğini özet olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Amacım Gozier ile ilgili olarak İslam dünyasında ve ülkemizde bilimsel zihniyete uymayan, ona yakışmayan ön yargılı ve onun eserlerini incelemeksizin ortaya atılmış bir takım yanlış kanaatleri tahsis etmek, onu ötekileştiren, şeytanlaştıran ve karalamak için Gozier'i bir hedef tahtası olarak kullanan İslami kesimdeki bilim etiğine, bilim ahlakına uymayan yönleri dürüstlük adına İslam'ın gereği, Müslümanlığın gereği ihkak-ı hak, adalet ve insaf ilkeleri adına onun hakkındaki bu çarpıtmaları veyahut da onunla ilgili olarak ortadaki bilgi kirliliğini bir nebze de olsa azaltmak ve onunla ilgili olabildiğince bilimsel tarafsızlığa, objektifliğe dayalı bir tablo sunmak. Bunu da iki bölümde yapmayı planlıyorum. Birisi Gozier'i anlamak bir. Burada Gozier hakkındaki yanlış bilgiler ve şehir efsanelerine 10 madde olarak temas edeceğim. İkinci bölümde ise Gozier hakkında bilinmeyen yönlerine ışık tutmaya çalışacağım. Her iki sunumda da amacım bu konuda bir farkındalık yaratmak ve Müslümanların kendi tembelliklerini, kendi bilgisizliklerini, kendi geleneğine olan bilgeneliklerini örtbas etmek için bir paravan olarak kullandıkları Gozier'in hatta hızını alamayıp onu şeytanlaştıran ve en ağır hakaretler yapan İslami kesimin aslında kendi bilgisizliklerini, kendi çaresizliklerini örtbas etmek için bu şekilde hareket ettiklerini göstermek. Bu suretle Gozier'i bir polemik hatta demagoji konusu olmaktan çıkararak bilimsel araştırma nesnesi yapmak ve onunla ilgili olarak ülkemizde ve İslam dünyasında daha sağlıklı, daha gerçekçi bir tablonun ortaya konmasını sağlamak. Bunun da arkasında bir tek amaç var. O da İslam'ın da emri olan dürüstlük gereği bu şahıs hakkında gerçekten olduğu olabildiğince onu olduğu gibi tanımlamak, olduğu gibi anlamak, olduğu gibi anlatmaya çalışmak, bunun dışında herhangi bir amaç söz konusu değildir. Tabiatıyla onun yaptığı çalışmaların İslam dünyasına, İslami araştırmalara, İslam düşüncesine yapacağı katkıları da göz ardı etmemek gerekir. Böyle bir amaç da var. Çünkü İslam dünyası onu ötekileştirerek, onu şeytanlaştırarak aslında onun çalışmalarından elde edeceği faydayı da bir anlamda elinin tersiyle itmiş olmaktadır. Bu gibi bilim tamamen bilimsel amaçlarla yarım saat 40 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Bir sunum yapmaya gayret edeceğim. Kısa bu arada sunacağım hususların tamamı kaynaklara dayalı olarak, delilli olarak dediğim gibi Gozier'i anlamak adlı benim web sitemde mevcut olan dosyada mevcuttur. Amacımız sadece Gozier ile ilgili olarak İslam dünyasında yapılan yanlışlara ve bu konuda yazılan çizilenlerin bilimsel etik açısından durumuna dikkat çekmektir. Birincisi, İslam dünyası Gozier'i sürekli bir Yahudi olarak şeytanlaştırma peşinde koşmuştur. Her zaman Müslümanlardan Gozier ile ilgili yazıp da onun Yahudi olduğunu özellikle vurgu yapmayan yazar neredeyse yoktur. Halbuki Gozier kendisinin Yahudi kimliğini özel olarak ortaya çıkan herhangi bir kimse
Değildir. Evet, kendisi Yahudi geleneğine mensuptur. Fakat bunun kendisini karalamaya, şeytanlaştırmaya yol açacak bir yönü kesinlikle yoktur. Samimi bir dindardır. Ahlaklı, dürüst bir Yahudi dindardır. Sadece Müslümanlar Yahudiliğini vurgulamakla, karalamak amacıyla sürekli takıntı haline bunu getirmemişlerdir. Aynı zamanda onun adeta her Yahudi'yi Siyonist, her Yahudi'yi düşman gören, şu anda ülkemizde de yaygın olan patolojik bakış açısına bağlı olarak onu aynı zamanda Siyonizmin bir parçası olarak da sunmaktadırlar ve maalesef bu açıdan hem Yahudi olması yüzünden hem Yahudiliğine hem de onun Siyonizmle bağlantısına dair hakarete varan, ağza alınmayacak ağır ifadeler kullanılmaktadır. Gariptir. Gozier'in Siyonizmle uzaktan yakından alakası yoktur. Hatta tam tersine Gozier Siyonizme karşıdır. O yüzden Gozier'in en büyük hasımları bu muhafazakar Gozier'i şeytanlaştıran Müslümanlardan da daha aşırı bir biçimde Siyonistler ona husumet beslemişler ve düşmanlık göstermişlerdir. İkincisi, Gozier'in kolonyalist oryantalizmle de onun bir parçası değildir. Yani Batı'nın emperyalizmini pekiştirmek için yapılan İslam üzerindeki araştırmalar yapan geleneğin de bir parçası değildir. Tam tersine o, İslam dünyasının bağımsızlığını destekleyen bir ilim insanıdır. Bu bakımdan Edward Said'in ona yönelik eleştirileri Hamid Tabaşi'nin ve David Mushfik'in de haklı olarak işaret ettiği gibi isabetli değildir. Dolayısıyla Gozier, Edward Said'in Orientalizm kitabında analizini yapmaya çalıştığı kolonyalist emperyalizmle uzaktan yakından alakası olmayan bir tiptir. Dolayısıyla Edward Said'in kitabında ona yer vermesi büyük bir hata olmuştur. Üçüncüsü, Gozier İslam düşmanı da değildir. Hadis sünnet düşmanı hiç değildir. Tam aksine tasavvur edilemeyecek kadar İslam sempatizanıdır. Dahası İslam'a olan bu ilgisi ve sempatisi yüzünden kendi Yahudi cemaatinin çok ağır eleştirilerine maruz kalmıştır. Dördüncüsü, Gozier'in bütün bu çalışmalarında, İslam üzerindeki çalışmalarında motor görevi gören husus, onun evrensel tevhide, monoteizme olan takıntı derecesindeki bağlılığı, tutkusu ve idealidir. Gozier aslında bu idealini, evrensel monoteizm idealini önce Yahudilik üzerinden gerçekleştirmeye gayret etmiştir. Kendisi reformcu Yahudi geleneğine mensuptur. Fakat Yahudi cemaatinden gerekli desteği göremeyince bunu İslam üzerinden yapmaya hayatını adamış ve kendisi bir Yahudi olmasına rağmen bütün hayatını İslam araştırmalarına vakfetmiştir. Dolayısıyla Gozier'in temel en üst amacı İslam üzerinden evrensel bir monoteizm idealini hayata geçirmektir. Bu işten bakış onun adeta Hüseyin Akgün hocamızın ifadesiyle sanki bir Müslüman gibi İslam'da gerçek monoteizmi ortaya çıkarmak için kendini vazifeli addetmiş görüntüsü vermektedir Gozier. Beşincisi, oryantalizm de şüpheciliğin babası olduğu söylenir. Bu da doğru değildir. Onun şüpheciliği, ki şüphecilik birçok türleri vardır, ama onun şüpheciliği temkinli, ihtiyatlı bir şüphecilik olup metodolojik şüphecilik denmeye daha yakındır. Altıncısı, Gozier'in İslami kaynaklara ve hadis literatürüne yaklaşımı oryantalistlerden farklıdır. O yüzden o oryantalizmden farklı bir gelişme olarak Batı'da dinler tarihi veya din bilimine benzer bir biçimde bir İslam bilimin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Dahası o İslami kaynaklara ve özellikle de hadis literatürüne bir ilahiyatçı veya oryantalist olarak değil bir kültür tarihçisi olarak yaklaşmıştır. O bakımdan onun yaklaşımının diğer oryantalistlerden farklı olduğunu söylemek gerekir. Yedincisi, Gozier hadis kaynaklarını ve rivayetleri toptan reddeden bir pozisyonda değildir. Bu hemen hemen Gozier ile ilgili yazan hemen herkesin tekrarladığı bir klişe, bir şablon ifade olmasına rağmen gerçekleri yansıtmamaktadır. Gozier'in bütün eserleri
Ortadadır. Türkçe'de çevirilenler vardır. Almanca olan orijinalleri vardır. İngilizceleri vardır. Bunu herkes kendisi rahatlıkla görebilir. Dolayısıyla onun hadis kaynaklarını ve İslami kaynakları toptan reddeden bir pozisyon benimsediği gerçekleri yansıtmayan bir iddiadır. Aksine o kendisinin bazen Muhammedanizm dediği, Hazreti Peygamber'in getirdiği öğretinin üzerini kaplayan asırların getirdiği tortuları ayıklayarak İslam'ın tevhidin monoteizmini ortaya çıkarmaya çalışan bir insandır. Dolayısıyla o İslam'ın orijinal öğretisini ki İslam dediği zaman tarih boyunca yorumlanmış şekliyle olan İslam'ı kastetmektedir. Orijinal İslam'a da genç İslam veya bazen Muhammedilik adını vermektedir. O bu Muhammediliğin peşindedir. Bizim de diyelim gerçek İslam, sayı İslam dediğimiz İslam'a tekabül etmektedir. Bir de bunun üzerine birikmiş olan farklı dinlerden, kültürlerden veya toplumun kendisinden kaynaklanan İslam'a aykırı inanç, düşünce ve eylemlerin de İslam adı altında bünyemize sirayet ettiği bir yapı söz konusudur. İşte buna bunları tespit edebilmek için Gözihar hadis literatürünün ve hadis rivayetlerinin özellikle polemik türü olan yani bu tip İslam'ın orijinalinden sapmaların ortaya çıktığı kelam, tasavvuf, fıkıh benzeri alanlardaki sapmaların veya siyasi alanda mezhep taassupları gibi bizim İslam ulemasında zaten hadis uydurma sebepleri arasında zikrettiği konular yani polemik türü rivayetler üzerinde durmuştur, özel olarak ilgilenmektedir. Onun bu polemik türü rivayetleri sorgulaması da İslam'ın tevhid inancına aykırı unsurları bu rivayetlerin bünyesinde barındırdığını düşünmesindendir. Aslında Müslüman dünyasındaki bozulmaların Kur'an'ın kendisinden değil de hadislerden kaynaklandığını vurgulamak istemiştir. Aslında burada doğru ifade de hadislerden değil, rivayetlerden. Çünkü hadis Peygamberimizin sözü anlamında kullanıldığı zaman yanlış anlama yol açabilir. Peygamberimizin sözü olduğu söylenen rivayetlerden kaynaklanmıştır. Eserinde her fırsatta İslam akidesini Hüseyin Akgün hocamızın dediği gibi yüceltmiştir. Gözler'in yine Hüseyin hocamızın ifadesiyle fırkalar arasındaki mücadelelere ve uydurma hadislere yoğunlaşması İslam'a sonradan dahil olan bu harici eklemeleri ortaya çıkarma amacına matuftu. Bunlar onun İslam'la Hazreti Muhammed'in getirdiği din arasında yapmış olduğu bir ayrımı göstermektedir. Ayrıca Gözler'in uydurma rivayetlere odaklanması onun bütün rivayetleri uydurma kabul ettiğini göstermemektedir. Dolayısıyla onun bütün rivayetleri toptan reddettiği iddiası temelsiz bir iddiadır. Gözler'in amacı sahih rivayetleri ayıklamak da değildi Müslümanların yaptığı gibi. Paradigma açısından Müslümanlarla farklılaşan nokta bu husustadır. İslam alimleri rivayetlerin sahihini sakiminden ayırmak muvacihesinden bakıyordu rivayet malzemesine. Gözler'in sahih rivayetleri ortaya çıkarmak gibi amacı yoktu. Çünkü İslam alimleri rivayetlere din olarak bakmaktaydı ve amaçları onlardan hüküm istinbat etmekti. Ancak Gözler için önemli olan rivayetlerin İslam'ın gelişimindeki rolünü ortaya koymaktı. Merfu olarak rivayet edilen bütün rivayetlerin birçoğunun burada sadece kütüb-i sitte açısından da bakmamaktadır Gözler meseleye. Tarih kitaplarını, siyer kitaplarını da buna dahil etmektedir. Bu hadis kitaplarında merfu peygamberin sözü olduğu kabul edilen rivayetlerin birçoğunun Hazreti Peygamber'e aidiyeti şüpheli olduğunu söylemektedir. Bu polemik nitelikteki rivayetler. Dolayısıyla onlara temkinli yaklaşmak gerekmektedir. Ancak bu rivayetler yine de İslam'ın gelişimini ortaya çıkarmak bakımından fevkalade önemlidir. Uydurma rivayetleri ortaya koyması onun sahih bir akideye eklemlenen unsurları gösterme amacına yöneliktir. Akgün hocamızın tabiriyle. Buna rağmen Gözyer bilhassa İslam Kültür Araştırmaları kitabında Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadis kitaplarındaki birçok rivayeti bir belge, bir delil olarak onun gerçekliği yansıttığını gösterecek şekilde bunları kullanmıştır. Bunlara dair dediğim gibi Gözyer'i Anlamak adlı dosyada bununla ilgili özellikle İslam Kültür Araştırmaları kitabı ile ilgili son bölümdeki yaptığım değerlendirmelerde bol bol örnek bulmak mümkün. Sekizincisi,
Hadis rivayetlerinin büyük bir kısmının, bazılarının iddia ettiği gibi büyük çoğunluğu dememektedir Gözler. Büyük bir kısmının sağlam güvenilir olmadığı şeklindeki ifadeleri polemik türü rivayetler için büyük ölçüde geçerlidir. Genel olarak bakıldığında da hadis literatüründeki uydurma ve güvenilmez rivayetlerin miktarı sağlam ve güvenilir olanlardan kat kat fazladır. Bu da Gözler'in tespitini doğrulayan bir husustur. Dokuzuncusu, Gözler'in İslam'ı iki yönlüdür. Birisi genç orijinal İslam dediği dejenere olmamış kuruluş dönemi İslam'ı, diğeri ise orijinal öğretinin tarihte kazanmış olduğu formlardır. Genellikle eleştirel bağlamda İslam dediğinde bu tarihsel İslam'ı kasteder Gözler. İslam'ı Hüseyin Akgün hocamızın ifadesiyle Hz. Muhammed'in getirdiği saf inançtan ayırmaktadır Gözler. Hz. Muhammed ona göre bir reformcudur. Ona göre esas olan yani bozulmuş olan tevhidi tekrar asli haline irca etmek için gönderilmiş bir peygamberdir. Reform burada reform, deforme olmuş, şekli bozulmuş olan bir öğretiyi tekrar asli haline getirmek anlamındadır. Ona göre esas olan tevhidi aramaktı. İslam'ın diğer dinlerden orijinal bir yanı yoktu. Ancak yeni bir şey getirmemesi onun değerine gölge düşürmez. Gözler'in çalışmalarında temelde dinlerin aynı öze sahip olduğunu, ancak sosyolojik ve tarihi şartların dinleri hakiki özünden uzaklaştırıp başka bir noktaya taşıdığını ifade etmiştir ki bu çağdaş dönemde Aliya'dan, Roja Garudi'den, Fazlur Rahman'dan, Malik bin Nebi'den, Akif'ten başlayarak çağdaş İslam düşünürlerinin tamamının ifade ettiği bir husustur. İslam kaynağında pırıl pırıl bir pınar gibi çıkmıştır. Ancak tarih içinde akmaya başladığı zaman yatağında sağdan soldan nehirin içerisine çerçöpün karışması gibi birçok yabancı unsurlar ona karışmıştır. Gözler bu ikisini ayırmaktadır ve o bu tarihsel İslam'ın içerisindeki tevhide, evrensel monoteizme aykırı gördüğü hususları özellikle ayıklamaya çalışmaktadır. Nitekim İslam Kültür Araştırmaları kitabına bakılırsa onun üzerinde durduğu konular işte evliya kültü, efendim yeni Eflatuncu'dan geçen unsurlar vesaire gibi sürekli dışarıdan İslam'ın bünyesine sızan ve hadis şeklini alan, hadis şeklinde bünyemize sızan yabancı unsurları tespit ve teşhise yöneldiği söylenebilir. Onuncusu, Gözler'in İslam'a bu kadar yakın ilgi ve sempati duymasına rağmen resmen kendisini Müslüman olarak nitelendirmediğini de söylememiz gerekir. Ancak adeta kendisini bir Müslüman gibi hissettiğini ifade etmekten de geri durmamıştır. Dolayısıyla İslami konularda kendisinden bir Müslümandan beklenilecek tavrı, mesela Kur'an'ın vahiy oluşu ve Hazreti Peygamber'in peygamberliği konusunda beklemek gerçekçi değildir. Mamafi bu iki konuda müspet tavır takınmış olabileceğine dair bazı ifadeleri de vardır Gözler'in. Mesela Muhammed'i nitelemesi, Hz. Muhammed'in İslam'ın kurucusu olduğuna dair inancının göstergesidir. Gözler'in Hz. Muhammed'in peygamberliği, Kur'an hakkındaki ifadeleri de oldukça dikkat çekicidir. Kendisinden öncekiler, diğer oryantalistler, sahte peygamber, uydurma kitap diye bahsederken, mesela Herbelot ve daha sonraki dönemdeki oryantalistler, Gözler yüreğinde tutku uyandıran düşüncelerin ilahi bir vahiy olduğunu düşündü. Muhammed'in yakaladığı gibi mutlak bir bağımlılık duygusu yalnızca bir varlığa borçlu olabilirdi. Tek Tanrı. Allah, tek Tanrı Allah. Dünya edebiyatında Arapça adıyla Kur'an olarak bilinen vahiy kitabının en eski bölümü. Burada kutsal ruh Muhammed'e ilham vermeye devam etti. Çok açık olmasa da burada Cebrail'in Hazreti Peygamber'e de vahiy getirdiğine dair bu şekilde yorumlanabilecek ifadeler var ki bunlar bu ifadeleri kullanmak bakımından Hüseyin Akgün hocamızın tespitine göre Batı'da bir ilk olsa gerektir Gözler'in bu ifadeleri deniyor. Gözler İslam'ın tevhid inancına güçlü vurgusu, Gözler'in tevhide güçlü vurgusu nedeniyle onun nazarında Allah'a inanmak Müslümanlığı ifade ediyorsa ben de Müslümanım demekten çekinmemiştir. Yani Müslümanlık Allah'a inanmaksa ben de Müslümanım diyebilmiştir. Müslüman olduğumu söylediğim zaman yalan söylemedim diyor Gözler. Ancak bir Müslüman gibi davranmadım diye de ifade etmektedir. Bütün bu hususlarla ilgili bilgi, belge
ve dokümanlara, dediğim gibi hayrikirbasov.net'teki Gozier'i anlamak, Understanding Gozier adlı dosyada bulunabilir. Gozier'in gerçek anlamda bir bilim adamı olduğu ve artık Müslüman camia tarafından onun değerlendirmelerinin ciddiye alınmasının vaktinin geldiğini bütün bu değerlendirmeler göstermektedir. Çünkü Gozier dışarıdan bakan herhangi bir batılı oryantalist gibi değil, adeta İslam'ın içinden biriymiş gibi İslam dünyasını ayrıntılı olarak tetkik etmiş ve ilginç bir şekilde çoğu yerde İslam akidesini savunmuştur. Onun çalışmalarını İslam'a vakfetmesi İslam dünyası için olumlu bir durum olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ondan öncesinde İslam'la ilgili hiç de olumlu bir portre görünmüyor idi batıdaki İslam araştırmalarında. Sonuç olarak daha birkaç gün önce 13 Kasım'da, 100 yıl önce 13 Kasım'da vefat eden Gozier'le ilgili olarak yine birkaç gün önce vefat eden Alman batılı İslam araştırmacısı Joseph van Es'in haklı olarak vurguladığı gibi gerçekte İslam'a fevkalade olumlu ve sempatik yaklaşan birinin yani Gozier'in imajının İslam dünyasında bu kadar berbat, bu kadar kötü ve bu kadar çirkin olmasını anlamak mümkün değildir. Diyor ki ben de yaptığım araştırma inceleme sonuçlarını sunduğum Gozier'le ilgili dosyada aşağı yukarı bu sonuca vardığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla Gozier Müslümanlar için bir şeytanlaştırılacak, ötekileştirilecek, hedef haline getirilecek bir öteki değil. Tam tersine İslam araştırmalarında yaptığı araştırmalardan yararlanılacak önemli batılı bir bilim insanıdır. Hem de İslam'a ve İslam dünyasına, Müslümanlara sempatiyle bakan ve Kahire'de Cuma namazında Müslümanlarla Cuma namazını kılan ve Cuma namazını kıldıktan sonra hayatta kendimi en mutlu hissettiğim an Müslümanlarla başımı secdeye koyduğum andır diyen, yine başka eserlerinde yeryüzünde bugün bir entelektüeli tatmin edecek İslam dışında başka bir din yoktur diyecek kadar İslam'a sempatiyle yaklaşan bir insan. Dolayısıyla böyle bir insanın bu kadar adeta Siyonist, İslam düşmanı, fevkalade şer odağı bir insan olarak sunulması İslam ulemasının, İslam dünyasının ahlaki bakımdan, etik bakımdan çok ciddi sorunları olduğunu gösteriyor. Bu arada şunu da söyleyelim, İslam dünyasında ve ülkemizde Gozier'i sağlıklı anlayan iki isme özellikle işaret etmek isterim. Ülkemizde doğrudan Gozier'in Almanca eserler üzerinden çalışma yapan Hüseyin Akgün hocam, Gozier ve hadis kitabıyla bu konuda tartışmasız Türkiye'de konunun otoritesidir. Bu kitabı herkesin okumasını tavsiye ederim. Arap dünyasında da Gozier'in ne yapmak istediğini en iyi anlayan insan, daha da belki de anlayan tek insan Mısırlı felsefeci Abdurrahman Bedevi'dir. Onun Gozier'le ilgili Arapça yazısını da yine bu dosyada görebileceksiniz. Dolayısıyla Hüseyin Akgün hocamızın özellikle Gozier'le ilgili yazdıkları bundan sonra ülkemizde ve İslam dünyasındaki Gozier araştırmalar için çok iyi bir başlangıç olabilecektir. Bir ikinci bir sunumda Gozier'le ilgili bilinmeyenler üzerinde duracağız. Şimdilik bu bölümü sonlandırıyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.